Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle yeniden beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Türkiye destekledi, onlar düşman oldu. Eso Erdoğan'ı protesto etti, adeta öfke kustular. Anavatan Türkiye'nin Suriye Devleti'nde Esad rejimiyle beraber yeniden ilişki kurma çabası, Cumhurbaşkanı Erdoğan Esad'la beraber resmen görüşeceğini açıklaması Suriye'de büyük bir tepkiyle karşılandı. Halep ve İdlib'de yapılan protestolarda Erdoğan dinle, şehitlerin kanları satılmaz sloganlarını attı. Anavatan Türkiye ile Suriye hükümeti arasında Rusya devletinin arabulucu olmasıyla beraber ilerleyen normalleşme süreci bugün Suriye devletinin İdlib ve Halep viyaletlerinde yapılan gösteriyle beraber protesto edildi. Kıymetli izleyenler, aktarılmış habere göre Suriye devletinin kuzeybatısında İdlib ve Halep vilayetlerine bağlı köy ve kasabalarda protestoculara binlerce kişinin katıldığı Erdoğan dinle, şehitlerin kanları satılmaz sloganları attığı ifade ediliyor. Anavatan Türkiye, Suriye Devlet Başkanı mücadele eden Suriyeli muhaliflerin en önemli destekçilerinden birisi konumundaydı. Hükümet güçleri Suriye Devleti'nin 3'te 2'lik bir bölümünü yeniden kontrol altına almış bir vaziyette. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, bölgedeki haber kaynaklarına dayandırdığı öfkeli kalabalığın "Esad'la beraber barışmayacağız, ezeni affetmek ezilene haksızlıktır" gibi sloganlar attığı bildirildi. Gösterilerin İdlib'e bağlı Cişir Eşşur kasabası, Halep kırsalı Rakka'ya bağlı köy ve kasabalarda yapıldığı ifade edildi. Özgür Suriye Ordusu platformundan yapılan paylaşımda "Türkiye sesimizi duy, öleceğiz, barışmayacağız" ifadeleri de yer aldı. Kıymetli izleyenler, 28 Aralık tarihinde Türkiye, Rusya ve Suriye Devleti'nin savunma bakanları istihbarat yetkilisinin Moskova'da bir araya gelmesiyle beraber normalleşme sürecindeki en üst düzey görüşme yapılmıştı. Kıymetli izleyenler, ilerleyen saatlerde buluşmak ümidiyle.